Ahiret hayatını reddeden Budizm öğretisi, ölümden sonraki yaşam hakkında da büyük bir yanılgı içindedir. Bu nedenle Budistlerin iç dünyalarında doldurulamaz boşluklar, psikolojilerinde derin bozukluklar oluşur. Budizmin bu konudaki inancı, reenkarnasyon ve karma adlı İki hurafeye dayanır. Reenkarnasyon inancına göre ruh ölümden sonra farklı bedenlerle yeniden doğar. Yani insan öldükten sonra tekrar tekrar dünyaya gelir. Karma inancına göre ise insanın yaşamı boyunca yaptığı her türlü eylemin karşılığı mutlaka bir sonraki yaşamında karşısına çıkacaktır. Öyle ki kötü bir insan bir sonraki yaşamında bitki ya da hayvan bile olabilir. Peki insanları bir önceki hayatlarına göre yargılayıp yeni bir bedenle dünyaya gönderecek olan kimdir? Allah'ın varlığını reddeden bu batıl inanışa göre karma süreci nasıl işleyecektir? Budistler İşte bu soruların hiçbirine akılcı yanıtlar veremezler. Çünkü bu inançların hiçbir akılcı yönü yoktu. Karma felsefesi ilk başta insanlara bazı olumlu ahlaki özellikler kazandırabilir gibi görünse de gerçekte onları son derece yanlış düşüncelere sürükler. Bu inanca göre insanların acizlik, sakatlık ve zayıflıkları ahlaki kötülüklerinden kaynaklanır ve sözde bir önceki yaşamda yaptıklarının bir cezasıdır. Örneğin bugün bir insanın fakirliğinin veya bedensel özrünün nedeni bir önceki hayatındaki davranışlardır. Geçmiş hayatında yaptığı tüm kötülükler, şimdiki hayatında karşısına fakirlik olarak çıkmıştır. Yani bunu hak etmiştir. Oysa İslam'da insanların zayıflıkları bir suç değildir. Bunlar yalnızca bir imtihandır. Ve diğer insanlar da ihtiyaç içindeki bu kimselere yardım etmekle yükümlüdürler. Bu nedenledir ki İslam çok güçlü bir sosyal adalet kavramına sahiptir. Bu yaklaşım İslam'la aynı ilahi kaynaktan gelen Hristiyanlık ve Yahudilikte de vardır. Budizm ve diğer uzak doğu dinlerinde yer alan karma inancı ise sosyal adalet duygusunu baltalamış ve ezilmiş insanların daha da ezilmesinin önünü açmıştır. Hindistan'da yüzyıllar boyu uygulanan ve toplumu sınıflara bölen adaletsiz kast sistemi, felsefi dayanağını karma hurafesinde bulmuştur. İslam'a göre reenkarnasyon da çok büyük bir hurafedir. Kur'an'a göre insanın bir dünya hayatı, bir de sonsuza kadar yaşayacağı ahiret hayatı vardır. Dünyaya birkaç kez gelmesi mümkün değildir.
bir ayette insanın ölümü ve dirilmesiyle ilgili şunlar bildirilir. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi O diriltti. Sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir. Ve sonra O'na döndürüleceksiniz. İnsan başlangıçta ölüdür. Yani insan yaratılışının temeli toprak, su gibi cansız maddelerdir. Daha sonra Allah bu cansız yığını diriltir. Bu dirilişten belli bir süre sonra ise insan tekrar öldürülür. Bu yaşamının sona ermesidir. Sonra insan toprağa geri döner ve çürüyüp ufalanıp toz haline gelir. Bu da insanın ikinci defa ölü haline geçişidir. Ve son kez de ahirette dirilecek, dünyada yaptığı her şeyin hesabını verecektir. Allah ayetlerde insanın dünyada tek bir ölümden başka ölüm tatmayacağını şöyle bildirdi. Orada ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve Allah da onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden bir fazl ve lütuf olarak. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur.